Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır beklenen bir videoyla karşınızdayım. Bütün Erasmus sürecimden sizinle paylaşır olacağım ve bu videonun tabii ki devamı gelecek. Öncelikle ben Aymina İçiçek, ikinci dönem Polonya'ya Erasmus'a gidiyorum. Yani 6 ay gibi bir süre Polonya'da okuyacağım. Çok heyecanlı bir süreç benim için tabii ki ve sizinle her şeyi de paylaşır olacağım. Oradaki her şeyi, Polonya ile ilgili olan her şeyi. Eğer videolarımı kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Baştan takip etmeyi unutmayın. Çünkü daha birçok bunun gibi bilgilendirici ve aynı zamanda seyahat videoları gelecek. Öncelikle Erasmus nedir ile başlayalım. Birinci soru olarak. Erasmus Avrupa Birliği'nin düzenlediği bir öğrenci değişim programı. İkinci soru, Erasmus'u kimler yapabilir? Öncelikle Erasmus'u üniversite öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri yapabiliyor. Ne zaman yapabilir derseniz, üniversite öğrencileri en erken 2. sınıfta yapabiliyor Erasmus'u. Yüksek lisans öğrencileri de yüksek lisans yaptığı süre zarfında yapabilir Erasmus'u. Bu şekilde Erasmus'u hangi ülkeler yapıyor derseniz, kimler demişken onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde olan 30 ülke ve bunlara ek olarak Türkiye, Letonya, Litvanya, Rusya gibi Avrupa Birliği'nden olmayan ülkelerde Erasmus yapabiliyor. İkinci olarak Erasmus'u hangi ülkelerde yapabilirsiniz? Öncelikle tabii ki bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yapabiliyorsunuz. Almanya olsun, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Finlandiya, Polonya, bunların hepsinde yapabiliyorsunuz. Bir de Erasmus'a ek olarak koşullu Erasmus ülkeleri var. Mısır, Cezayir, işte Suriye, Fas gibi ülkeler. Buralarda da Erasmus yapılabiliyor bu şekilde. Evet, dördüncü soruda Erasmus nasıl yapılır ki bence bu en önemli soru. Çünkü diyelim ki karar verdiniz. Erasmus diye bir şey olduğunu duydunuz üniversitede. Daha önce de duymuş olabilirsiniz, o da ayrı bir şey. Ben yapacağım ya, bunu yapmalıyım. Çok güzel bir şey. Hem ülke ülke gezeceksiniz, hem farklı kültürler tanıyacaksınız. Bir sürü arkadaşınız olacak. Çok farklı bir deneyim. Hem de dilinizi geliştirme imkanınız olacak konuşarak. Çok güzel bir deneyim. Gerçekten bütün üniversite öğrencilerinin katması gereken bir deneyim olduğu için. İlk başta okulunuzun, yani üniversitenizin kendi Erasmus koordinatörlüğü oluyor. Oraya gidebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Diyebilirsiniz, ben Erasmus sınavına girip geçip Erasmus'a gitmek istiyorum. Tabii ki öncelikle her şeyin bir sınavı olduğu gibi Erasmus'un da bir sınavı var. Maalesef ki ama böyle. Öncelikle tabii ki Erasmus koordinatörüne gidip sınavın başvuru tarihini öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra sınava girip sınavı geçtikten sonra da zaten Erasmus işlemleri başlıyor. Bu şekilde Erasmus yapılabiliyor. Beşinci soru, Erasmus sınavı nasıl bir sınavdır? Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Her üniversiteden üniversiteye değişebilecek bir sınav bu. Çünkü Erasmus sınavını her üniversite kendi bünyesinde hazırlıyor. Bu yüzden benim üniversitemde 6 aşamalı bir sınavdı mesela. Sizinkinde de öyle olacak diye bir şart yok. Bunu da dipnot olarak belirtmek istedim size. Öncelikle ben 6 aşamalı bir sınava girdim dediğim gibi. Grammar, vocabulary, listening, reading, writing ve speaking olmak üzere. Speaking son aşamaydı. Çünkü speaking'i hocayla mülakat şeklinde oluyorduk. O yüzden de benim sınavım bu şekilde geçmişti. Zaten 100 puanı 6'ya bölüyorlar. 6 aşamalı olduğu için benim sınavım. 6'ya bölünmüş bir halde toplanıyordu. %50'si alınıyordu sınavımın. Genel ortalamanızın da %50'si alınıyor. Ve Erasmus'a gitmek için yeterliyse de gidiyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Ha şöyle bir şey var. Baraj var. Erasmus sınavı barajı. Erasmus sınavı barajı her okuldan okula değişir dediğim gibi. Sınavın değişmesi gibi. Bizim okulda 45 puan barajdı. 45 puan üstü alan herkes, 45 ve 45 puan üstü alan herkes Erasmus sınavına gidebiliyordu. Ben de zaten 68 almıştım. Gittim yani. Gidiyorum gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Şöyle bir durum var bir de. Erasmus'u her öğrenci yapabiliyor mu derseniz, tamam sınavı geçtiniz ama her öğrenci yapamıyor. Hukuk öğrencileri Erasmus'u yani şu şekilde diyeyim. Staj şeklinde yapabilir. Stajı zaten aşağı yukarı her öğrenci yapabiliyor ama okumayı, yani orada bir dönem okuma, bir yıl okumayı her öğrenci yapamıyor. Bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Altıncı soru, Erasmus sınavından sonra ne yapmalıyım? Öncelikle sınavı başarıyla tamamladınız ve geçtiğinizi öğrendiniz. Hangi amaçla gideceğinize karar vermelisiniz. Erasmus yapmak
tabii ki staj için de gidebiliyorsunuz. Okumak için de gidebiliyorsunuz. Hangisine karar verdikten sonra her bölümün farklı ülkelere Erasmus kontenjanı oluyor. Benim bölümümden örnek verecek olursam endüstri mühendisliği 3 ülkeye gidebiliyordu. Romanya, Portekiz, Polonya'ydı ama mesela başka bir bölümden örnek verecek olursam İtalya'ya bile gidebiliyorlardı. Farklı bölümlere göre değişiyor hangi ülkeye gideceğiniz. Ondan sonra karar verdikten sonra hangi ülkeye gideceğinizi tercih yapıyorsunuz. 3 tercih hakkımız vardı bizim. Ama okuldan okula yine her zamanki gibi dipnot olarak belirtmek istiyorum. Değişebilir. Ben 3'üne de Polonya yazmıştım. Polonya'ya çok gitmek istediğim için. Ardından tercihler açıklanmadan önce bir oryantasyon oluyor. Okulun düzenlediği Erasmus oryantasyonu. Yani öğrenim hareketliliği için bir oryantasyon düzenleniyor. 1 saatlik sürüyor. Bizim öğle arasında olmuştu işte. 1 saat sürmüştü. Sunum üzerinden anlatılıyor işte oradaki bütün evraklar, hangi evrakları karşılamalıyız, seyahat için olsun, Erasmus için, karşı okul için gerekli olan evrakların hepsini bu oryantasyonda size detaylı olarak bilgi verecekler zaten. Oryantasyondan kısaca bahsedecek olursam birinci adım nominasyon aşamasıdır. Nominasyon da aslında karşı okulun Erasmus koordinatörünün sizi kabul etmesi oluyor kısacası. Şöyle oluyor, Erasmus tercihlerinde Polonya'yı tercih ettikten sonra ben bir hafta veya iki hafta sonra açıklanıyor zaten o okul kabul etmiş mi etmemiş mi sizi, kazanmış mısınız yani o okulu kontenjana göre. İşte kabul olduğum açıklandı, ondan sonra artık bu zaten ilk aşama oluyor artık Erasmus için evrakların yüklendiği ilk aşama nominasyon aşaması oluyor. Biz de siteye evrakları yüklüyoruz. Tabii her okulun istediği şey okuldan okula değişen bir süreç. Çünkü benim okulum Learning Agreement ve Transcript istemişti ama her okulun okula değişiyor dediğim gibi. Başka şeyler de isteyenler oluyor. Fotoğraf olsun, laptop bir şeyler. Benim okulum bunları istemişti. Ben bunları yüklemiştim sisteme. Göndermiştim. Sonra zaten mail ile iletişime geçiliyor. Mailinizi oraya girdiğiniz için okulun sitesine zaten kaydediyorsunuz mailinizi. O şekilde iletişime geçiliyor sizinle. Geri dönüş olarak iki tane Marta ve öbürünün ismini hatırlamıyorum. İki tane hocayla iletişime geçmiştim ben. Öyle olmuştu. Nominasyon aşaması aslında böyle oluyor. Ardından kabul mektubu geliyor zaten. Siz oraya şey olduktan sonra, kabul olduktan sonra Polonya'ya. Kabul mektubu da geldikten sonra artık işlemlere başlanmış. Polonya'ya gideceğim kesinleşti. Ben okulla ilgili araştırma yapmak istedim tabii ki. Okulum da kesinleştikten sonra girdim internete. Zaten İngilizce direkt çevirebiliyoruz. İngilizce sitesine girdim direkt. Oradan işte Erasmus International Student, Incoming Student kısmına tıkladım. Ve orada da hangi evrakları getireceğimiz yazıyordu zaten. Büyük ihtimalle her okulunda bu şekilde yazıyordur. Ki yazmıyorsa da zaten kendi okulunun Erasmus koordinatöründen de bu evrakların neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Veya karşı okuldaki kişilerle iletişime geçip mail üzerinden öğrenebilirsiniz. Hangi evrakların getirildiğine dair. Benden Learning Agreement, Transcript, İngilizce Dil Yeterliliği Belgem, işte Erasmus sonucum yani, sigorta poliçesi, yurt talep formu ve başvuru formu istenmişti. Bunları teslim etmiştim. Genel olarak okulların istediği şeyler bunlar zaten ama benden sadece Learning Agreement ve Transcript belgesi istenmişti. Bir de sanırım yanlış hatırlamıyorsam İngilizce dil yeterlik belgem. Bu şekilde oluyor. Yani. Learning Agreement demişken Learning Agreement'in ne olduğuna bahsedeyim. Learning Agreement aslında kendi okulunuzun izni dahilinde orada alabileceğiniz, kendi okulunuzda alacağınız derslerin sayılması orada. Yani şöyle demek istiyorum, ben orada 8 ders alıyorum ve 8'i birden benim okulumda da sayılıyor. Buna Learning Agreement deniyor. Tabii şöyle bir şey var, her dersiniz sayılamayabiliyor. Çünkü farklı okullarda okuyorsunuz, sonuç olarak aynı olmayabilir her dersin. İsmi aynı olsa dahi içeriği aynı olmayabilir. Bu yüzden her ders sayılamayabiliyor. Kimle yapıyorsunuz Learning Agreement'ı? Kendiniz de yapabilirsiniz ama bölüm hocanızla yapmanız daha sağlıklı. Yani doğru olur en azından. O yüzden ben de bölüm hocamla yapmıştım. Erasmus hibesinden bahsedeyim. Erasmus zaten hibe vermek zorunda. Eğer öğrenim hareketliliğine gidiyorsanız size belli bir miktar hibe vermek zorunda. Tabii Erasmus hibesinin hesaplanmasında davet mektubu da çok önemli bir yer alıyor. Çünkü davet mektubundaki tarihler mesela ben Şubat'ta gidiyorum, Temmuz'da dönüyorum. Şubat ve Temmuz aralığındaki tarihlere göre ay ay hesaplanıp zaten
hibeniz yatıyor. İlk başta hibenin %80'i yatıyor. Ardından geldikten sonra %20'si yatıyor. Bu şekilde tabii 1. sınıf, 2. sınıf ülkeleri ve 3. sınıf ülkeleri var. Onların hibe fiyatları da, yani hibe ücretleri de farklı birbirinden. Onları da koyacağım videonun arkasına. Seyahat planlamasından bahsedeyim. Öncelikle hibe yazısı kendi Türkiye'deki okulunuzun Erasmus koordinatörü tarafından, bu kabul mektubunuzun tarihleri aralığına göre yazılıyor. Ve hibe yazısını tabii ki Erasmus ofisinden almanız gerekiyor. Bu şekilde oluyor. Sigorta poliçesi de en az 30 bin euro teminat göstermeniz gerekiyor. Banka hesabınızda, euro hesabınızda. Ve sigorta poliçesi yurt dışında olacağınız tarih aralığında olması gerekiyor. Tabii ki seyahat sigortasını da unutmamanız gerekiyor. Sigorta yaptırmadan gidemezsiniz arkadaşlar. Giderseniz de orada başınıza bir şey gelirse çok büyük bir sıkıntı. Bunu söyleyebilirim. Bu hesabı açtırırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeyim. Öncelikle hibeniz okulun anlaşmalı olduğu bankasına yatıyor. Yattıktan sonra ben mesela ayrı bir hesap açtırdım. Çünkü o bankanın Polonya'da bir karşılığı yoktu. Yani Polonya'da anlaşmalı olduğu bir banka olmadığı için ben o parayı o hesaptan çekemeyecektim. Bu yüzden başka bir euro hesabı açtırma ihtiyacı duydum. Kendim TEP'ten bir banka hesabı açtırdım ki Polonya'ya gittiğimde veya Avrupa ülkelerine gittiğimde rahat bir şekilde paramı çekebileyim diye. Ki anlaşması da bayağı bir bankayla vardı yurt dışından. Bu yüzden de siz de euro hesabını açtırırken hangi ülkeden ülkeye değişebileceği için anlaşmalı olan bankalar, siz de bunlara internetten bakarak gidin diyebilirim. Vize başvurusu işlemleri için gerekli olan her şeyden bahsedeyim birazcık. Çünkü vize işlemleri için ilk başta vize randevusu almanız gerekiyor. VFS Global'den alabilirsiniz. Onun sitesini şuraya bir yere koyacağım. Sitenin ismini. Veya telefonla o konsolosluğu, hangi ülkeye gidecekseniz o ülkenin konsolosluğunu arayarak da randevu alabiliyorsunuz. Randevuyu aldıktan sonra zaten o VFS Global'de veya randevu aldığınız sırada sorarsanız hangi evrakları getirmeniz gerektiğini veya internetten de bakabilirsiniz. İşte ne bileyim, ben Polonya'ya gidiyorum. Polonya konsolosluğu hangi evrakları istiyor vize işlemleri için? Bunlara bakıp o evrakları götürdüm ve bu şekilde vize mülakatında geçtim. Ardından da vize zaten aşağı yukarı 20-30 gün süre zarfında da çıkmış oluyor. Evrakların hepsini videonun arkasından koyacağım. Erasmus kurum koordinatörlüğüne teslim etmeniz gereken evraklar var. Bunlar vize fotokopisi, euro hesap bildirim formu, hibe sözleşmesi, learning agreement, bir de sağlık seyahat sigortası. Bunlar önemli olan evraklar, teslim etmeniz gereken evraklar. Artık vizeniz elinize geçti. Şimdi gidiyorsunuz Erasmus'a. Ama gitmeden önce bir OLS sınavı yapmanız gerekiyor. Bu OLS sınavı bütün Erasmus öğrencilerinin yapması gereken zorunlu bir sınav. Ve tamamen kendi deneme amaçlı, ona göre karşı ülkede kursa gidebileceğiniz bir, bu testin sonucuna göre, sınavın sonucuna göre kurs başlatılıyor. Şöyle, eğer B1 ve B1-6 bir seviyedeyseniz o sınavın sonucunda karşı ülkede bir İngilizce kursu eğitimi alıyorsunuz. Eğer üstündeyseniz de isteğinize bağlı olarak ya İngilizce eğitimi alıyorsunuz ya da o ülkenin dilinde eğitim alıyorsunuz. Bu şekilde aynı zamanda bir de Erasmus bittikten sonra gelip burada OLS sınavı çözüyorsunuz. Yine aynı mantıkta bir sınav ama tamamen sizin gelişiminizi ölçen bir sınav. Çünkü OLS'yi bir Erasmus'tan önce çözmüş oluyorsunuz. Bir de OLS'yi Erasmus'tan geldikten sonra çözmüş olacağınız için aradaki farkı da göstermiş oluyor aslında sınav size. Aslında güzel bir sınav. Mantık olarak da güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Sizi aydınlatabilmişimdir Erasmus konusunda umarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Öyle, görüşürüz öbür videomda. Bu arada Erasmus videolarının devamı tabii ki de gelecek. Seyahat videolarım da gelecek. Aynı zamanda Erasmus sonrasında çekeceğim, sürecinde de çekeceğim videolar olacak. Kanalımı takip ederseniz kaçırmazsınız. Bu şekilde görüşürüz.